Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımızda 10. sözden Namı Diğerli Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Takip ediyorsanız zaten haftalardır bu okuma içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Takip etmiyorsanız da yerimizi söyleyelim. Bugün 10. sözün 3. hakikatindeyiz. Söz basıma göre 105. sayfadayız yani. 3. hakikat 104. sayfadan başlıyor ama biz ilk yarısını konuştuk, ikinci yarısını konuşacağız artık. Yani hikmet bahsini bitirdik, adalet bahsini konuşacağız diye geçen derste ödev almıştık kendimize. Ama ondan önce yine Haşir Risalesi'nin başına bir dönüyoruz. Mutlaka bunu yapıyoruz. Niçin yapıyoruz? Burada ne yaptığımızı unutmamak için yapıyoruz. Elbette metin bize ne yaptığımızı unutturmuyor ama yine de hatırlamakta bir fayda var ki biz burada bir tefsir okuyoruz. Ve bu tefsir iki ayeti kerimeyle başladı. Hangi ayetlerdi bunlar? Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet her ayetin bidayetindeki ayet, her ayetin kapısını açan ayet, her ayetin de vardığı ayet. Bu gözle okumak lazım. Çünkü biz Kur'an'da biliyorsunuz bir sureyi Bismillahirrahmanirrahim diye başlayıp okuyoruz. Euzu Besmele ile okuyoruz. O bittikten sonra diğer sureye geçerken tekrar Besmele çekiyoruz. Bu anlamda diyebiliriz ki Besmele hem bir surenin başı hem bir surenin sonu. Yani kıraata devam ediyorsanız o surenin bitişinde tekrar Bismillahirrahmanirrahim demiş oluyorsunuz. Her ne kadar diğer surenin başında diyor olsanız da aynı zamanda önceki surenin de sonu oluyor orası. Demek ki Bismillahirrahmanirrahim'e hem ayetlerin başladığı hem de bittiği ayet olarak bakmak yanlış değil. Bu anlamda da belki bir Allahu Alem kaydıyla dersek hikmeti okunabilir diyoruz arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim üzerinde çok durduğumuz için onu açmıyoruz şimdi. Diğer ayetimizi hatırlıyoruz. Bu diğer ayet Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Şöyle, estağfirullah. Fenzur ila asari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zalike le muhyil mevte ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali de şu şekilde. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yani eserlere bak ama ne olarak bak? Allah'ın eseri olarak bak. Bir, Allah'ın rahmet eseri olarak bak. İki, zaten buradan hemen Besmele'ye bir bağ çıktı rahmet üzerinden. Devam ediyoruz. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bahar yani. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. İşte meal düzeyinde bile baktığımızda görüyoruz ki ayet-i kerime bize baharı örnek verdi. İki açıdan örnek verdi. Bir muktazi, iki imkan. Ne demek bu? Baharı iktiza eden rahmet, haşri de iktiza eder dedi. Bir de bahara imkan veren kudret, haşri de hayli hayli imkan verir dedi. Yani Cenab-ı Hakk'ın hem rahmeti hem kudreti haşrin deliline dönüştü. Ama sadece bu mu? Hayır, kainattaki o rahmetin ve kudretin tecellileri de haşrin deliline dönüştü. Biz öldükten sonra dirilme hakikatine akıl onda ilerlemez, İbn-i Sina'nın tabiriyle akıl onda ilerlemez bir şekilde iman etmiyoruz. Hayır, biz haşir kanununun dünyadaki tecellilerini görerek haşre iman ediyoruz. Bahar mesela onun bir tecellisi. Bahar kanunu aslında haşir kanununun bir parçası. Her bahar tekrarını gördüğümüz o tezahür, o canlanmalar, o nimetlenmeler, o hareketlenmeler, o tekrar başlayışlar aslında haşir kanununun yeryüzündeki yansıması. Bunun sadece yeryüzünde mi yansıması var? Sadece bu zamanda mı yansıması var? Elbette öyle değil. Nasıl kütle çekim kanunu, yer çekim kanunu sadece dünyada değil bütün kütlesel cisimler için geçerli, mekansal şeyler için geçerli. İşte haşir kanunu da bütün zamansal, bütün ne diyelim mekansal, bütün
mahluka dair bir geçerliliğe sahip. Bu söz de bize bunu anlatıyor. Elhamdülillah bu hakikat sayesinde biz de haşr-ı imanımızı tazeliyoruz. Zaten bir müminin amentüsü gereği haşr-ı imanının olması lazım ki Kur'an'ın da dörtte biri haşirdir. Hadislerin içinde de Efendimizin fem-i mübarekinden çıkmış sözlerin içinde de çok sayıda haşre dair ihbarat bulunmaktadır. Mesela Miraç hadisi bunlardan birisidir. Miraç hadisi bize ne anlatıyor? Haşirde olacakları anlatıyor. Yani haşirde olacakları derken haşirden sonra diyelim daha çok cennet cehennem ahvaline dair Miraç Risalesi'nde bir sürü mevzu var. İşte şu katında cehennemin şunlar azap görüyordu veya işte şunları gördüm şöyle işkence görüyorlardı. Niye bunların böyle olduğunu Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a sordum falan. Böyle çok izahat var Miraç Risalesi'nde ki Miraç Risalesi yani sadece bir tanesi hadislerin içinde. Yani sayamazsınız bir sürü bir dolu haşre dair ihbar var, haber var, tasvir var, detay var. Elbette bu kadar detaylı, bu kadar kesin bir şekilde haber verilmiş şeye de iman etmek gerekir ve bunun itikadi umdeler içinde yer alması da tesadüfi değildir elbette. Bu içerikten dolayıdır, bu vurgulanıştan dolayıdır, bu tekrardan dolayıdır yani. Bizim itikadi umdelerimiz, amentünün parçaları, işte amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir ve bil kadri hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del medhakkun eşhedü en la ilahe illallah diye ve eşhedü enne Muhammed Resulullah tamamlayalım eksik kalmasın diyerek okuduğumuz o ibare aslında bize dinimizin en çok vurguladığı şeyleri söylüyor. O en alttaki sütunların neler olduğunu söylüyor. Bizim dinimiz nelerin üstünde duruyor onu söylüyor yani. Amentü öyle ya işte ne diyelim dilimizde tekerleme falan haşa sümmaş öyle değil. Aksine nice bir dine müntesip olduğumuzu, o dinin arka planını oluşturan ne diyelim ana gayeler, ana deliller, ana sütunlar, ana taşlar işte onların ne olduğunu bize amentü haber veriyor. Bir mümin amentüyü öğrendiği zaman neyin üzerine bastığını diyoruz ama hani ayakta durduğu için diyelim onu neyle kıyam ettiğini öğreniyor yani sırtını düzeltenin ne olduğunu öğreniyor diyelim öyle daha doğru bir ifade olur. Efendim Haşr Risalesi bildiğiniz üzere bunu daha önceki derslerde söyledim. Benim gözümü açan Risale Kenan Demirtaş Hoca'nın bir Haşr Risalesi dersinde benim gözüm açıldı Risale-i Nur'a yani. Şöyle böyle bu şekilde bu kadar açık ispat edilebileceği hiç aklımdan geçmemişti yani. Bak onca yıllık Müslümanız. Kendimize göre işte camiye gidiyoruz, vaaz dinliyoruz. Dini kitapları da okuyordum yani, öyle okumayan birisi değildim. Ama mesela Risale-i Nur'daki bu anlatımı Kenan abi böyle izah edince, ya dedim bu kadar kolay mıymış? Yani o zaman onu söyleyerek böyle hatta içimden söylenerek, belki dışımdan da söylenerek eve kadar yürüdüğümü hatırlıyorum yani. Bu kadar kolay mı ya dedim haşre iman etmek, yani daha doğrusu haşre imanın delillerini izah etmek. Bu kadar basit miymiş bu iş dedim yani. Niye bu kadar kasılıyormuşuz? Ya bu işlerde akıl gitmez gibi geliyor falan. Niye böyle geliyormuş? Hiç gelmesine gerek yokmuş diye. O açılan dünyanın beni çok hayrette bıraktığını hatırlıyorum. Size de nakletmiştim. Cenab-ı Hak hep o hayretin izinde, peşinde yaşamayı, ahirete de bu iman ile gitmeyi nasip eylesin. Evet arkadaşlar, ayetlerimizi hatırladık. Gelelim üçüncü hakikatimize. Üçüncü hakikati yine baştan sona bir okuyacağız. Ondan sonra da tefekkür etmediğimiz kısmın tefekkürüne çalışacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Üçüncü hakikat. Bab-ı hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Bab-ı hikmet ve adalet olup, ismi hakim ve adilin cilvesidir. Neydi bu ilk cümleler? Cümleler diye bir şey yok, cümleler. Yine dilim dönmemeye başladı. Hemen suyumu alayım ben. Arkadaşlar neydi bu ilk cümleler? Hakikatler bahsinde bunu tekrar tekrar konuştuk. Yine hatırlayalım. Bunları taattür etmede ziyan yok. Bunlar bize ayet-i kerimedeki formülün burada hangi isimler üzerine uygulanacağını haber veren cümleler.
hakikatlerin başındaki bu her ifade, babı hikmet ve adalet, yani hikmet ve adalet kapısından giriyoruz bu sefer. Ayet-i kerimede neydi? Rahmet ve kudretti. Allah'ın rahmet eseri olarak bakmak vardı. Nihayetinde ne vardı? Allah her şeye kadirdir diye bitiyordu. Bize baharı bize hikmet ve adalet üzerinden bu sefer de okutacak. Ayet-i kerime rahmet ve kudret üzerinden okuttu. Burada da hikmet ve adalet üzerinden okuyacağız. İsmi Hakim ve Adil'in cilvesi denmesi bundan. Yani Rahman ve Kadir isimleri kenara konuldu, öpüldü, alnına bırak şey değdirildi. Tıpkı nimeti bulup öpüp alnına koymak gibi. Ayet-i kerimede o bakışı öğrendik ya. Öptük, alnımıza koyduk, onları kenara bırakıyoruz. Ondan sonra yerlerine Hakim ve Adil isimlerini koyuyoruz. Bu defa da aynı ayet-i kerime formülünü, şablonunu, kalıbını, öğrettiği bakış açısını, tefekkür açısını onlar için kullanıyoruz. Yani bu ifadenin, bu cümlenin maksadı bu. Bab-ı hikmet ve adalet olup ismi Hakim ve Adil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar ceryan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenah himayesine iltica eden ve o hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden müminleri taltif etmesin. Ve o hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Bakın, insanda icra edilmiyor. Biz zaten bu risalede o tutarsızlıkları hep ortaya çıkarıyoruz. O tutarsızlıkları delile dönüştürüyoruz. Kainat böyle ama insanda şöyle şöyle. Kainatta böyle olduğunu gösteren bir Allah insanda şöyle şöyle yapıyorsa o zaman insandaki bu yarımlık bir yerde tamamlanacak diyoruz. Hep bunu söyledik. Bakın burada da cümleyle ifadesi var. Halbuki bu muvakkat dünyada o hikmet, o adalete layık binden biri insanda icra edilmiyor. Tehir ediliyor. Yani erteleniyor. Ehli dalaletin çoğu ceza almadan, ehli hidayetin de çoğu mükafat görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya, bir saadet-i uzmaya bırakılıyor. Bir haşiyemiz var burada. Ona da bir kapısını çalalım, bir girelim bakalım ne söyleyecek bize. Haşiye yani dipnot, açıklayıcı bilgi. Haşiye, evet, hiç mümkün müdür ki? Şu cümle çok tekrar ediliyor. Nerede? Bu risalede. Çünkü mühim bir sırrı ifade eder. Allah Allah. Şöyle ki, ekser küfür ve dalalet istibattan ileri gelir. Yani akıldan uzak ve muhal görür, inkar eder. İşte haşir sözünde katiyen gösterilmiştir ki, hakiki istibad, hakiki muhaliyet ve akıldan uzaklık ve hakiki suubet, hatta imtina derecesinde müşkilat küfür yolundadır ve dalaletin mesleğindedir. Ve hakiki imkan ve hakiki makuliyet, hatta vücub derecesinde suhulet, iman yolundadır ve İslamiyet caddesindedir. İman yolundadır, İslamiyet caddesindedir. Hani iman yol diyor, İslamiyet cadde. Tabii bu da enteresan ama oraya girmeyelim şimdi. Elhasıl ehli felsefe istibad ile inkara gider. 10. söz istibad hangi tarafta olduğunu o tabirle gösterir. Onların ağızlarına bir şamar vurur. Bu risalede hiç mümkün müdür ki ifadesini Bediüzzaman Hazretleri'nin çok kullanmasının hikmeti buymuş. Ehli felsefe, ehli dalalet, ehli tuğyan, İslam'ı, bizim itikat umdelerimizi, özellikle haşir gibi gayba imanla ilgili mevzuları, ki zaten İslam'ın her yanı mutlaka gayba bakar, onunla bütünleşir yani. Dünyayı sadece bu dünyadan tarif etmez. Ama haşir gibi belki fizik alemden daha da uzak olan, yaşadığımız fizik alemden, şahit olduğumuz fizik alemden, soluduğumuz fizik alemden biraz uzak olan hakikatleri inkara, akıldan uzak görerek
çabalıyor, iddia ediyor. Bunu böyle kibirli kibirli, kurumlu kurumlu cümlelerle söylüyor. Üstad Hazretleri diyor ki, onlara o işin öyle olmadığını göstermek için ben bunu yapıyorum. Kim akıl yolunda, kim akıl yolunda değil. Bunu göstermek için bu ifadeyi çok kullanıyorum diyor. Arkadaşlar, bunun böyle psikolojik harp tekniği mi diyelim? Onda da bir yeri var yani. Kim hangi köşeyi tutarsa oradan iyi ateş eder. Mesela özgüveni yüksek adam veya işte tasannusu yüksek diyelim. Yalanı savunurken bile şey yapar yani, bastırır. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır derler ya. Onun gibi o tuttuğu yerden üst üst konuşur böyle. Kurum kurum konuşur böyle. Racon racon konuşur. Bastırır alttakini, alttan konuşanı. O yüzden hakikate yaslananlar, mesleğinden emin olanlar, elbette bu öncelikle biziz, ehli iman olarak kendimizi kastediyorum. Yahu bizim daha böyle şey konuşmamız lazım. Güçlü, ayakları yeri basar ve hani böyle hemen geri basan şeklinde değil. Bu böyledir kardeşim, bu böyledir kardeşim, bu böyledir kardeşim. Durduğumuz yere güvenerek, kimseden özür dilemeyerek, eziklik hissetmeyerek, modern asrın gereklerine sanki böyle bize yer açarlarsa, lütfederlerse bir lokmacık o tabaktan alacakmışız gibi değil. Bu varlıktaki asıl hakkın ehli imana ait olduğunu düşünerek, o içinde o güveni hissederek konuşmak lazım. O güven içimizde, İzzet İslamiye dediğimiz o güven içimizde birikmezse, ne kadar haklı da olsak, ne kadar hakikate yaslansak, sahada görüyorsunuz işte 3-5 tane dalalet önderi, 3-5 tane dalalet temsilcisi, abi bastırıyorlar bizim sesimizi. Kültürel iktidar diyorlar mesela, işte iktidarı aldık ama kültürel iktidarı elde edemedik. İslamcı köşe yazarlarının, aydınlarının böyle çok tekrar ettiği bir jargon bu. Nasıl alacağız bu kültürel iktidarı? Ben onların tabii kendi söylemlerinde bazı çelişkiler de olduğunu düşünüyorum. İslamcı aydın ve yazarlar için söylüyorum. Yani onlar aynısı olmaya çalışıyorlar. Biz aynısı olmayacağız. Mesela diyor ki, onlar yapıyor, biz de onu yapmalıyız. Öyle olmaz bu iş. Ama şu anlamda evet, İzzet-i İslamiye'nin inşasına ihtiyacımız var. İzzet-i İslamiye'yi inşa edemediğimiz için sesimiz onlar kadar çıkamıyor. Yani bu gençlerin kalbinde sinema diyorlar işte, bilmem şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım, tiyatro bilmem ne, şunlarla yapmamız lazım değil. Önce müminin kalbindeki imanı inşa etmek lazım. Duruşundaki izzeti inşa etmek lazım. Bak, kalbindeki imanı inşa etmek lazım. Bediüzzaman Hazretleri niye bu eserleri yazmış? Mevzunun oraya geldiğini anlamış çünkü. Cephe burası. Kavga burada veriliyor. Savaş burada. Önce bunun korunması, inşa edilmesi lazım. Yeni bünyelerde, genç nesillerde, özellikle böyle aileden de iyi terbiye alamamış, İslami ilimleri öğrenememiş gençlerde bunun inşa edilmesi lazım. İki, ona layık İzzet-i İslamiye duruşunun aşılanması lazım. Bu adam hayata böyle, ya bizi de sokarlar mı acaba ağabeye falan, böyle bir şekilde bakmaması lazım. Yani duasıyla yaşamıyorum ki bedduasıyla öleyim falan, hani böyle argo kullanılır ya, onun gibi yani. Ya duanla yaşamıyorum ki bedduanla öleyim. Allah'a dayanarak yaşamak lazım, düşünmek lazım. Ama burada da şu şeye kapılmamak lazım. Bu kibir değil arkadaşlar. Biz elbette Allah'a karşı tevazumuzu her zaman koruyacağız. Bunu yitiren kulluğunu yitirir. Bunun gereği olan şeyleri hep kuşanmaya çalışacağız. Aczimizi bilerek, cehaletimizi bilerek arttırmaya çalışacağız. Bunlardan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Yani cehaletimizle övünmeyeceğiz ya da ne diyelim, acizliğimizle, güç yetiremezliğimizle övünmeyeceğiz. Bunların yollarına bakacağız ama olduğumuz şeyde güvenli olacağız. Biz haksız bir davanın içinde değiliz elhamdülillah. Yüzümüzü kızartacak bir mirasın da omuzlayıcısı değiliz. Asıl o sekülerler yüklendikleri davalara baksınlar, geçmişlerine baksınlar, o sömürgeci, emperyalist bilmem ne mazilerine, sosyalist mazilerine baksınlar da görsünler yani kim kimden utanmalı. Kim kimden utanmalı yani. Asıl onlar baksınlar böyle. Daişi maişi başımıza kaldırıyorlar, gösteriyorlar ki de bir. Sanki Daiş bizim böyle şeyimiz, asr-ı saadetimiz, haşa. Onlar kendi asr-ı saadetleri dedikleri mesela Cumhuriyet'in ilk zamanlarına bir baksınlar. Neler olmuş orada? Resmi tarih dışında biraz okuma yapsınlar.
Gene asr-ı saadetleri gibi gördükleri o Lenin, Stalin dönemlerine bir baksınlar Rusya'ya. Ne olmuş, ne bitmiş. Batı'ya baksınlar mesela. Amerika'nın gizli şeyine baksınlar, ajandalarına. Neler çevirmiş. O liberallerin cenneti olan Amerika'ya baksınlar yani. Dünyanın başına ne işler getirmiş. Ondan sonra Müslümanlara gelsinler, hem 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 konuşsunlar yani. Öyle bir şeyde hakları yok gerçi. Yani o miras insafı olana utanmaya yeter. Daha geçenlerde Kanada'da yerli çocukların toplu mezarı bulundu. Bir sürü eşyaları falan filan çıktı mezarlarda. Ne kadar büyük bir dram varmış o şeyin arkasında. Ben de yeni duydum yani Kanada'da böyle bir şeyin olduğunu. Oradaki yerli ailelerden çocuklarını zorla alıp Katolik okullarına almışlar yatılı olarak. Orada da çocuklara işkence, taciz, zorbalık, hastalık, ölüm, toplu mezarlar işte neler neler çektirmiş o Katolik okullarında çocuklara Kanadalılar. E şimdi Kanada herkese parmak sallıyor. İnsan hakları Kanada. Özgürlük Kanada. Gelişmişlik Kanada. Tabii Kanada. Milletin kanadının kolunu kırdıktan sonra Kanada yani. Çok da Kanada. Efendim. Bu seviye düşüklüğünün ardından tekrar seviyemizi yükseltelim. Mürşidimizin metnine dönelim. Evet, görünüyor ki şu alemde tasarruf eden zat nihayetsiz bir hikmetle iş görüyor. Ona bürhan mı istersin? Yani kainatta nihayetsiz hikmet olduğuna bürhan mı istersin? Delil mi istersin kesin? Her şeyde maslahat ve faydelere riayet etmesidir. Görmüyor musun ki insanda bütün aza, kemikler ve damarlarda, hatta bedenin hüceyratında, her yerinde, her cüzünde faydeler ve hikmetlerin gözetilmesi, hatta bazı azası bir ağacın ne kadar meyveleri varsa, o derece o uzva hikmetler ve faydeler takması gösteriyor ki, nihayetsiz bir hikmet eliyle iş görülüyor. Hem her şeyin sanatında nihayet derecede intizam bulunması gösterir ki, nihayetsiz bir hikmetle iş görülüyor. İntizam, düzen, hikmetin delili. Evet, güzel bir çiçeğin dakik programını küçücük bir tohumda derc etmek, büyük bir ağacın sahife-i amalini, tarihçe-i hayatını, firiste-i cihazatını küçücük bir çekirdekle manevi kader kalemiyle yazmak, nihayetsiz bir hikmet kalemi işlediğini gösterir. Hem her şeyin hılkatinde gayet derecede hüsnü sanat bulunması, nihayet derecede hakim bir saniyin nakşı olduğunu gösterir. Evet, şu küçücük insan, pardon yerine estağfurullah koymaya çalışıyorum. İşte alışmışız, zor değişiyor. Evet, şu küçücük insan bedeni içinde bütün kainatın fihristesini, bütün hazaini rahmetin anahtarlarını, bütün esmalarının aynelerini derc etmek, nihayet derecede bir hüsnü sanat içinde bir hikmeti gösterir. Şimdi hiç mümkün müdür ki, şöyle icraat-ı rububiyette hakim bir hikmet, o rububiyetin kanadına iltica eden ve iman ile itaat edenlerin taltifini istemesin ve ebedi taltif etmesin. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğünde bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını, en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Şimdi, hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hakikatinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? Ne güzel bir soru. Hiç mümkün müdür ki
böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Öyle ya, birisi büyük bir suç işlese, suçuna mı bakılır, adamın küçüklüğüne mi bakılır? Suçunun büyüklüğüne bakılır yani. Allah korusun, diyelim devlet başkanına suikast düzenledi. Şimdi ya sen çok küçük adamsın, hadi sana az ceza verelim mi denir? Hayır denmez. Çok büyük bir şey yaptın sen. Devletin gidişatını etkiledi yaptığın. Devletin başına suikast düzenledin sen. Ona göre cezası verilir yani. Belki vatana ihanetten yargılanıp idam edilir. Evet. Mahkeme-i Kübra'ya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil, belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti ve vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani, geçici dünya, ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o Zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o Zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Amenna ve saddakna diyoruz ve üçüncü hakikati böylece bitiriyoruz. Okuma olarak bitirdik. Şimdi konuşmadığımız kısma geliyoruz arkadaşlar. Daha benden kurtulmadınız yani. Evet, adaletle ilgili kısmı okumamıştık. Şimdi orayı okuyarak ince tefekkürünü yapalım. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Burada kalmıştık yani. Bu cümle tefekkürümüzün başlangıç cümlesi. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Adalet, ne dedik? Her hak sahibine hakkını vermek olarak da söylenebilir. Ama adalet sadece bunu ifade etmiyor. Adaletin içinde ölçüllük de var. Adaletin içinde ne diyelim? Uygulama gücü de var. Ne denmiş burada mesela adalete? Evet, burada bir şey denmemiş. Adaletin şeyi yok burada. Biliyorsunuz zaten diye vermemiş söz basma. Haklı tabii. Mizan da ölçü demek arkadaşlar. Terazi de olarak da kullanılıyor mesela. İşte haşirde mizan kurulduğunda falan diyoruz ya biz. Mahşer günü mizan kurulduğunda diyoruz. O mizan işte terazi, ölçü. O da bir adaletin şeyi ne diyelim? Arka planında olan manalardan birisi. Hem adalet ve mizanla iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Delil mi istersin? Kesin delil. Bürhan o demek. Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Her şeye hassas mizanlarla, hassas, çok dikkatli. Çok ince mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Bakıyoruz, denizin dibinde yaşayan canlının hayat şartları neyse, vücudunun şartları da ona göre. Derisi nasıl olmalı? O şekilde. Havayı nasıl solumalı? O şekilde. Veya işte organları nasıl dizilmeli? Kanı nasıl akmalı? Kan dolaşım sistemi nasıl olmalı? Ona göre. Yani Cenab-ı Hak canlıyı neresi için yaratmışsa ona o
ölçüler içinde yaşayabilecek şekilde de vücut vermiş. Balığa öyle bir vücut vermiş ki balığı suya koyduğunuz zaman Ferrari gibi. Böyle hani suya koyduğunuz zaman bir hareketleniyor böyle. Ama karaya koyduğunuz zaman o balık karada gidemiyor. Hareket edemiyor. Vücudu suya göre. Bizim vücudumuz karaya göre. İki ayak üstünde gidiyoruz. Daha hızlı mesafe alabiliyoruz ama bizden de iyileri var. Avını çok uzun süre kovalamak zorunda olan hayvanlar var. Mesela kurtlar avlarını çok uzun süre kovalıyorlar. Kurtlarda ona göre bir kondisyon var. Aslanlarda o kondisyon yok mesela. Kurtla aslan koşsa, yarıştırsanız, maraton olsa mesela, aslan çabuk pes eder. Çünkü kas çok, vücut ağır, enerji sarfiyatı fazla oluyor ona göre. Uzun süre koşamıyor aslan. Ama kurt, yani bazen avını yarım saat, bir saat kovalıyor. Düşürene kadar, onu yorgun düşürene kadar kovalıyor. Cenab-ı Hak öyle bir kondisyon yaratmış. Avını öyle kovalayacak çünkü. Ama daha kısa mesafede yakalayıp devirecek olan aslan için daha başka bir vücut verilmiş. Çita daha başka bir vücudu var. Leopar daha başka bir vücudu var. Leopar ağacın üstüne bile çıkıyor. Vücudu biraz daha toplu, küçük, hafif. Ama daha da kaslı yani. Leopar çok kaslı bir hayvandır. Ta ağacın tepesinde maymun avlıyor. Ama aslan çıkamıyor o ağaca. Leopar kaçtı mı yukarıya, aslan aşağıdan bakıyor leopara. Bak, ölçü, ona göre verilmiş beden, ona göre işte takdir edilmiş vücut özellikleri, her şey yaşam alanına göre fizik sahibi, fıtrat sahibi. Bu yüzden mesela evrimcilerin kafası belki biraz da buna karışıyor, şaşırıyorlar. Bu yaşam şartlarına uygunluğu, onlar şey diyorlar işte zaman içinde uygun hale geldi. Yahu yok, onun içinde yaratıldı o. Çıkmıyor çünkü. Şimdi mesela leopar, hadi leopar yukarılara çıkıyor. Elinden gelse uçanları da yakalayacak. Elinden gelse yakalayacak yani. Zıplıyor bazen kuşları muşları yakalamak için, yakalayamıyor. Çıksın kanatları leoparın. Var mı öyle bir eğilim? Bak yıllardır, asırlardır, bin yıllardır belki leopar veya vaşak veya işte kuş avlayan dalların üstüne çıkan hayvanlar yukarıya zorluyorlar. Var mı işlerinde uçan? Ya lan bu kadar zorladık, kanatlarım çıktı, kanatlar falan. Hop uçmaya başladım. Var mı öyle bir şey? Veya işte denizde olup karadakileri de avlayabilecek bir canlı, köpek balığı mesela. Sıçrasa belki karadakileri avlayabilir. Güzel de nevale toplar belki. Abi var mı köpek balıklarından böyle karada yaşamayı öğrenmiş? Lan burada daha çok et var falan. Ben burada dolaşayım bundan sonra diye. Bakın bu evrim mevzusu şey açısından çok saçma. Hiçbir şahitliği yok sahada. Yani sahada biz bu zorunluluğun bir canlıda evrilme yarattığını hiç görmüyoruz. Dedikleri şey hep mesela onların evrime yordukları şeyler aslında mutasyon değil, modifikasyon. Canlının zaten içinde olan özellikler var mesela. Bazı özellikleri tebarüz ediyor. Bazı özellikleri gizli kalıyor ama o gizli kalanlar da yok olmuyor. Sonra belki sonraki nesillerde onlar tekrar ortaya çıkıyor. Fakat genlerinde yazılı hepsi kod olarak. Bunlar diyorlar ki zorladın mı genleri değişiyor. Ya zorlayınca genleri değişir mi ya canlının? Öyle zorlamakla gen değişseydi insanın genleri değişirdi yani. Nelere zorluyoruz çünkü. Zorlanmadığımız yer yok yani. Fıtratımızın her şeyini zorluyoruz. Koşanlar var, zıplayanlar var, futbol oynayan var, basketbol oynayan var. Var mı basketbolda yer çekimi kanunu delebilen birisi? Michael Jordan biraz fazla kalıyordu havada ama o da sayılmaz yani. Bir tek fer biraz fazla durabiliyordu ama o da fiziksel yani gene genleriyle ilgili bir şey. Ondan sonra Kobe Bryant uçmaya başladı mesela. Gibi gibi. Yani bu fıtratlar mevzusu bize adaletin, ölçülülüğün delili oldu. Her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine, bu da şey gibi, tekerleme gibi, hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek
nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Bu da bizim az önce konuştuklarımızla alakalı, yine ilgili. O canlının topyekün hali de fıtratını, yani bulunduğu şartlara uygun. Bir de içinde ayrıca organları da bulundukları yere uygun şekilde verilmiş. Göz mesela yukarıya en hakim olacak yerinde, hem beyne de yakın, hem yukarıya da hakim olacak şekilde böyle. Yani en iyi nereden görürüz? İşte buradan görürüz. Ayağa kalktığımızda en yukarıdaki yerimiz burası. O mesaj beyne en çabuk nasıl gider? İşte burada olursa gider. En iyi nasıl duyarız? İşte en yukarıdaki yerimizde, yani değil mi? Mesela bir yere anten falan koyarken de ne yapıyorlar? Tepeye koyuyorlar ki böyle dağ falan filan çok engellemesin gelen şeyleri, titreşimleri, dalgaları falan. İşte senin dağının zirvesinde iki tane anten. Sen bunu binlerce yılda öğrendin böyle yapmak gerektiğini. Ama vücudun yaratıldığından beri, ilk insandan beri böyle. Şimdi onun arkasında ilim var, bunun arkasında ilim yok mu? İrade yok mu? Kudret yok mu? Evet. Hem istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adıl ve hikmeti gösteriyor. Burada enteresan bir konu açıldı. İstidat lisanıyla, bakın aslında yukarıda Üstad Hazretleri adaletin farklı veçhelerini bize anlattı. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek de adaletin bir tarafı. İstidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ızdırar lisanıyla sual edilen, istenilen, sual etmek istemek demek. İstenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor. Sadece yaratılışımız da değil. Bir de yaşarken de bizim istidatlarımız, kabiliyetlerimiz, mustar kaldığımız, elde etmemiz gereken şeylere karşı yine ihtiyaçlarımız görülüyor. Mesela Cenab-ı Hak beni diyelim filanca şeye istidatlı yaratmış. O istidadın duası veriliyor ona. Karşılığı veriliyor. Yollar açılıyor, imkanlar açılıyor veya ne bileyim, ona göre kuşanması gereken doneler kendisine veriliyor. Fırsatları değerlendirir, değerlendiremez. Bu kaderin içinde elbette imtihan da var ama fırsatlar da önüne çıkmıyor değil yani. O şeye karşı, istidada karşı fırsatlar da akıyor. Değerlendiren inkişaf ediyor. Bu dua ve cevap faslını da kainatta görüyoruz. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetinin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın. En büyük istimdadını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadın hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Bak, rububiyetin haşmetini, İbadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Kulların arasındaki hukukun muhafazası Cenab-ı Hakk'ın rububiyetin haşmetini gösteriyormuş bak. Haşir nereye dayandı gitti? Haşrin yaratılması lazım çünkü rububiyetin haşmeti tamam olacak haşirle. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın bu dünyadaki tasarrufu, işte o adalet, ölçüllülük, hikmet açısından bize şey geliyor. Kekremsi bir tat kalıyor. İşte adam zalim, binlerce kişiyi öldürdü, keyif içinde öldü. Mesela Stalin, binlerce, yüz binlerce adamın katili yani Stalin, az insan katletmemiş. Ama beyin kanaması işte yaşadı, beyin kanamasından gitti. Ya onun çok şeyler daha yaşaması lazım yani, beyin kanaması ne ki? O kadar zulme, günaha bulaşmış birisi, zorbalığa bulaşmış birisi, elinde bir sürü kan var onun, daha çok şey ödemesi lazım diyoruz biz değil mi? O zaman rububiyete bir şey geliyor buradan. Hani ya olmadı bu iş tam. Yani Cenab-ı Hak haşa sümme haşa. Yani la teşbih ve la temsil. İyi yönetilememiş gibi geliyor. İşte o iyi yönetilememiş dediğimiz sürecin devamı var ki bize bu sorunun yarımlığını giderecek, cevaplayacak ve diyecek ki hayır, bu kainat çok iyi yönetiliyor. O yönetim eksikliği sandığınız şeyin de şeyi, cevabı haşirde.
Orada alacak o cevabını. Onunla tamam olacak. Buradaki yarımlık orayla giderilmiş olacak. Şimdi hiç mümkün müdür ki böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacetin imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi en büyük bir hacetini mühmel bıraksın? Bu da önemli. Bizim en çok istediğimiz şey ne? En çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok arzuladığımız, zaten her şeyi, hayatımızdaki her şeyi nimet eden sonsuzluk düşü. Sonsuzluk inancı. Yani sonsuzluk olacaksa her şey sevilir oluyor, sahiplenilir oluyor, katlanılır oluyor. Yani nasıl diyelim? Bir şeyi seviyoruz. Sonsuzluk yok, gidecek, o zaman bu bizim için azap oldu. Yani ayrılığıyla beraber sevilir mi bir şey? Yoksunluğuyla beraber sevilir mi bir şey? Yani elini acıtacak şeyi tutar mısın? Tutmazsın. Dikenli tel elle tutulur mu? Tutulmaz. Çünkü canını acıtacak. Ne kadar güzel olursa olsun, isterse o dikenli teli güllerle sarsınlar. Veya ne diyelim, süslesinler, dantellesinler, bilmem ne, etrafına renkli kağıtlardan, el işi kağıtlarından şey yapsınlar. Yok, tutmazsın. Çünkü güzelliğine rağmen tuttuğunda elini acıtacak. Ayrılacaksa sevmezsin. Yoksun kalacaksan tatmazsın. Bunlar acı verir çünkü artık. İşte karamsarcılık felsefesi, Schopenhauer'un buna dayanıyor aslında. Adam diyor ki karamsarlık daha mantıklı diyor. Üstadın hani bir ifadesi var. Dünyanın lezaizini terk etmek evladır diyor. Öylesi için bile. Ehli dalalet için bile yani. Madem ki her şey faniyata gidiyor, yokluğa gidiyor onun imanında. O zaman sen tatmasan daha iyi yani. Sen züht hayatı sana daha çok yakışır. Bizim evliyamızın çile hayatı var ya, hani onlar aslında beka için onu yapmışlar elbette. Hani asıl meşgaleye yönelmek için, nefislerini öldürmek için bunu yapmışlar. Fakat bizimkilerin fazilet için yaptığını bunlar ihtiyaçtan yapmalıydı. Çünkü ona alışmaları lazım. Ona gidiyorlar. Hiçbir şeyi yemesinler, tatmasınlar, muhtaç olmasınlar. Çünkü her muhtaç oldukları daha bir ihtiyaç olacak onlara. Daha bir iç yarası olacak onlara diyelim. Evet, onların Cenab-ı Hak her şeyin varlığın sorularına cevaplasın, onların ihtiyaçlarına cevap versin de insan gibi bir canlının böyle çok büyük bir ihtiyacına, sonsuzluk ihtiyacına cevap vermesin. Böyle olmaz diyor Üstad Hazretleri. Allah'ın adaleti buna izin vermez. Hacetin, büyük bir hacetini mühmel bıraksın, en büyük istimdadını, yardım çağrısını ve en büyük sualini cevapsız bıraksın. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan, öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamaz ve olamıyor. Biz de görüyoruz yani gündelik yaşamda. İşte bugünlerde çok tartışılan mevzularda da, ya işte diyorlar, yani yolsuzluklar bitmiyor diyor mesela adamlar. Kim gelse, hangi hükümet gelse, hangi ülkede olsa, bu bir siyasetin problemi yani bugün. Yolsuzluklar veya işte katakulle işler, al gülüm ver gülümler bitmiyor. Bak, bitmez de. İnsan sorumlu çünkü. Devlet dediğin şey de sorumlu insanlardan müteşekkil bir kurum. Hani bununla nerede mücadele ediliyor? Çin'de mi? Mesela Çin'deki devrim niye oldu? İşte imparatorun zulümleri vardı falan filan. Şimdiki hükümetin yok mu zulmü? Var. Bakıyorsun Amerika'daki halk işte bilmem şu bu, ama Amerika'da yok mu zulüm? Katakulle, skandal, bir sürü. Onların da tarihinde. Yani İran gate'miş, Watergate'miş, bilmem şuymuş buymuş, bir sürü skandalları var. Orada da bitmiyor, Avrupa'da da bitmiyor, şurada da bitmiyor. Bu bize şunu gösteriyor. Fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamıyor, olamaz ve olamıyor. Bu dünyada bu işler tam takır, kuru bakır, yok bu tabir uymadı, tam tas tamam olmayacak. Bu tam takıra benim takıklığım var galiba, hep dilime dolanıyor. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. İnsandaki yarımlık, bak o bir delile dönüştü. İnsandaki yarımlık yarım kalmayacak. Belki bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Zira hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğün nispetinde değil. Belki cinayetinin büyüklüğü
mahiyetinin ehemmiyeti, yani yapısının, cinayetinin büyüklüğünü anladınız. Mahiyetinin ehemmiyeti, yani yapısının önemi, anlamının önemi, maneviyatının önemi ve vazifesinin azameti, görevinin büyüklüğü nispetinde mükafat ve mücazat görsün. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, bunu da görüyoruz işte. Madem şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır, elbette adil olan o zat-ı celil-i zülcemalin, adil olan, adaletli olan o zat-ı celil-i zülcemal, cemal sahibi celil zat. Bak ikisi birden. Cemal sahibi celil zat. Hem celali hem cemali anıldı burada. Ve hakim olan o zat-ı cemil-i zülcelal. Burada da zat-ı cemil-i zülcelal, celal sahibi cemil zat. Hikmeti cemal vurgusuyla anıldı. Adaleti celal vurgusuyla anıldı. Celil anıldı orada. Demek ki adalet hikmetin büyük resmi. Biz parçalardaki hikmeti büyük resimde adalet olarak görüyoruz. Nasıl ki cemali parçalardaki cemali büyük resimde celal olarak görüyoruz. Bu da öyle demek ki. Öyle bir şey hissettiriyor. Elbette adil olan o zat-ı celil-i zülcemalin ve hakim olan o zat-ı cemil-i zülcelalin daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. İbn-i Teymiye yani cehennemin ebedi olmadığını söylüyormuş ya, hayır. Biz Ehl-i Sünnet vel Cemaat öyle iman etmiyoruz. Cehennem daimidir arkadaşlar. Evet. Böylece bu metni bitirmiş olduk. Şu insanın vazifesinin büyüklüğü, küçüklüğü, elbette onu anlamak için daha ince bir tefekkür de yapmak lazım. Yani insanın vazifesinin büyük olduğunu nereden biliyoruz? Allah'ı şuurla anan ve sadece kendi şuuru da değil. Bakın aslında şöyle bir yerden gelelim. Ya şuur ne ki insanı zengin ediyor, daha üst ediyor? Akıl ne ki insanı daha zengin ediyor, daha üst ediyor? İlim ne ki insanı daha zengin ediyor, daha üst ediyor? İlim bize bir kuşatıcılık veriyor. O tahiyyat sırrı var ya, biz sadece kendi tesbihatımız değil, varlığın tesbihatını da Allah'a sunabiliyoruz. Nasıl? Anlıyoruz onları. Okuyoruz onları. Kafa yoruyoruz onlara. Yani sadece duamızda, ya Rabbi işte katarat sayısınca, efendim işte ağaçların yaprakları sayısınca, bunlarla değil sadece. Bunları dediğimizde zaten onları anladığımız ortaya çıkıyor. Bu anlamak nasıl bir şeyse, Huni düşünün. Mesela şöyle tam karşınızdan kurayım Huni'yi. Şurası geniş yeri, burası da ucu. Cenab-ı Hak sanki o şuuru, o anlamak şeyini bu kainattaki tesbihatın ucu yapmış, o Huni'nin ucu yapmış. Onların mahlukatın tesbihatı yağıyor. Bizim hunimiz ne kadar genişse topluyoruz. Oradan toplu olarak biz de Cenab-ı Hakk'a sunuyoruz onu. Bizden geçerek gidiyor. Bizden geçenler daha da bir nurlanıyor. Daha da bir renkleniyor. Bu iş nasıl oluyor? Nasıl zenginleşiyor? Bunu daha ince düşünmek lazım. Üzerine çok kafa yormak lazım. Benim bazı fikirlerim var ama şimdi şu an onları anlatmam için geçmiş notlarıma bir bakıp kafayı toparlamam lazım yani. Hazır değilim. Ama o işi yapıyoruz yani, bunu bilelim. Cenab-ı Hak bize bir hikmet biçmiş. Biz varlığın şuurlu şuursuz yaptığı tesbihatı kendimizden geçirip eleğimizden ne diyelim sallayarak döküp başka bir renge, nakışa, zenginliğe büründürüyoruz. Cenab-ı Hak bizi böyle bir dönüşüm kutusu yapmış. Bir rafiner gibi yapmış yani. Nasıl petrol rafineye giriyor, rafine istasyonuna giriyor. Öyle deniyordu galiba. İşte ayrılıyor fuel oil'u, benzini, mazotu, plastiği falan filan, hepsi ayrılıyor farklı, böyle tabaka tabaka ısıya göre ayrılıyorlar. Gibi gibi Cenab-ı Hak da bizi öyle bir şeyde halk etmiş insanı. İnsan şu an bunun şuurunda değil ama yapıyor bu işi yani. Bu işi yaptığı için de durumu mühim. Kendisinden geçen malzemeyi mahvetmek de var onda. Abad etmek de var.
elbette böyle bir istasyona da hesap sorulur. Sen bu senden geçenleri ne yaptın diye illaki o istasyonun sahibi hesap soracaktır ve ona göre de o geçen miktar, o nasıl külliyetli bir miktar, yani düşünün şu dünyada insanın şahitliğinin kıymetini ve sınırsızlığını, nelere şahit olmuyoruz ki. Öyle bir yerde durup da üzerimize hiçbir şey almamak mümkün değil. Yani bunun elbette ebedi bir cennet ve daimi bir cehennemde karşılığı olacak diye bu bahis bize söylüyor. Vaktimizi geçmiş olabiliriz. Saatim yok ama öyle tahmin ediyorum. O yüzden daha da fazla uzatmıyorum. İnşallah arkadaşlar yarın dördüncü hakikate başlarız. Orada da Cevat ve Cemil isimlerinin gölgesinde gezeceğiz. Cenab-ı Hak daha nice nice isimleri, sıfatları, şuunatı hakkında tefekkürlerde bulunabilmeyi, gölgelerinde gezebilmeyi ve inşallah mahşer günü de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı altında toplanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.